Karadeniz 21. yüzyılda Avrupa jeopolitiğinin ana eksenlerinden biri. Karadeniz sadece Türkiye için değil, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna için de stratejik. Hem Karadeniz'deki Türkiye ve Rusya'nın ortaya koyduğu Ukrayna'nın da daha önceki dönemde buna katıldığı Karadeniz Barış Gücü burada çok önemli fonksiyonlar icra etti. Ama şimdi görüyoruz ki NATO hiçbir şekilde buna razı değil. Sürekli olarak anlaşmalara, Montreux Antlaşması'na aykırı olarak Karadeniz'de kuvvet ve güç bulundurarak Ukrayna krizi üzerinden, işte Kerç Boğazı'na müdahale üzerinden Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmenin provokasyonunu yapıyor. Amerika'nın Karadeniz stratejileri üzerine çalışmalar yapan Profesör Doktor Kemal Üçüncü ulusal kanala konuştu. Çünkü Karadeniz çok daha öncelikli bir hale geldi. Kafkasya hattı, işte söylediğim gibi Rusya'yı Kafkasya'dan atmak, işte Çin'in bir kuşak bir yol projesinin ana akslarından birini kilitlemek, Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan... PKK'nın Karadeniz'de zemin bulamadığı halde bölgede kalmak konusundaki ısrarına dikkat çekti. PKK'nın Karadeniz açılımları tamamen bu Avrasya'daki yeni jeopolitik ekseni Atlantik adına bir hançer gibi saplanma, engelleme, destabilize etme amacına yönelikti. Başarısız oldu. Kuzeyden arkasına doğu dayayarak işte Ermenistan hattı üzerinden bir takım şeyler denemeye çalışacaktır. Atlantik cephesinin Karadeniz'deki hedeflerini anlatan Üçüncü, Türkiye'nin izlemesi gereken yolu anlattı ve uyardı. Zaten Türk, Arap, Fars ve Rus jeopolitiğini bir arada durduğu zaman uyduruk bir yerel aşiretler bastırması, dartması söz konusu bile değildi. Türkiye, Rusya yan yana dururken Kafkasya'da bir küçücük Ermenistan üzerinden Türkiye'yi zorlama gibi bir şansları yok. Bunların zaten kendi stabilitelerini devam ettirebilmeleri için Türkiye'nin dostluğuna, Rusya'nın dostluğuna ihtiyaçları var. Yani bu da bir son çare tesisleri gibi.